oluyor acaba bu? Merak ettim. Master sevgilim, hadi bir kere daha bölmece oynayalım. Evet evet, hadi Master. Lan dün gece yattığımdan beri eve bölmece oynuyoruz ya. İşe geç kalacağım, uyanmam lazım. Ebe. Hadi. Bak biz her zaman rüyana girmeyiz ama hayatım. Hadi ebelemiz. Vallahi ne yapalım, Önder Bey de beni ebeleyecek ama olsun. Sizin gibiler de her zaman rüyaya girmiyor. Gelin bakayım kızlar. O ebe, bu ebe ikinizden biri şimdi olacak gebe. Allah'ım. Ya demek rüyanda beni aldatırsın ha? Al bakalım. Gel oğlum sen. Gel. Anne, hayat. Hayır, hayır. Ne o, yoksa hayır, kabus mu gördün kocacığım? Evet, yani hayır, evet. İşte ak saçlı, ak sakallı, nur yüzlü dedeler görüyordum. Sonra o dedeler birden başka bir şey oldular. Bu ak sakallı dedelere pek güvenmemek lazım aşkım. Neyse, bu yılbaşı gecesi ne yapacağız onu konuşalım. Boş ver, boş ver, boş ver ama. Onu yılbaşında düşünürüz. Ay. Yılbaşında mı düşünürüz? Tabii, evet. Masal yılbaşı bu gece. Hadi ya, vay be. Bu gece ben daha kendime kırmızı külot almadım ya. Ya bırak şimdi kırmızı külotu da, yeni yılı nerede kutlayacağız onu söyle. Yılbaşında nereye mi gideceğiz? Nereye? Dur sıkma abi. Ruslar tamam söyleyeceğim. Nereye? Ya Ruslar'cığım bak, seninle özel günlerde böyle bara, restorana falan gitmemiz çok saçma oluyor. Ben kendi kendine eğlenen, tek başına böyle konuşan bir salak gibi oluyorum hayatım. Doğru, haklısın canım. İşte bu yüzden de yılbaşı ve benzeri her türlü kutlamayı evimizde baş başa yapalım dedim ben hayatım. Ay tamam canım, öyle olsun. Hem böylesi daha iyi olur. Vay be, şuraya bak. Medyum Keto'nun şarkı söylediği eğlence yerinde bile yılbaşı balosu 25 milyon lira. Yani iki kişi gitmeye kalksan 50 milyon kuş olup uçuyor. Öyle eğlence yerlerine falan gitmeyi düşünüyorsan avucunu yalarsın. Çünkü bu yılbaşını abin Masar'ın evinde kutlayacağız. Canım bunu ben de biliyorum. Başka bir yere gideceğim de yok. Ben sadece hayat pahalılığı açısından örnek verdim. Yani bu millet bir yılbaşında bile eğlenemeyecek. Hadi hadi hadi, bırak şimdi başkaları için Güzin abla olup üzülmeyi de gel buraya bana yardım et. Anne, akşama kaç kişi olacağız? Ay bak, görüyor musun, kaç kişi deyince aklıma geldi. Akşama Reyhan'ı da çağırmayı unutma sakın. Tamam çağırırım. Tombala için değil mi? Saçmalama kızım, ne tombalası? Hani Reyhan'ı da abinin evine davet edip sonra da gecenin bir yarısında onları baş başa bırakıp biz eve dönecektik ya. Ondan sonra da evlilik için belediyeden gün alacağız inşallah. Gerek yok. Bizim kadrolu nikah memurumuz her gün arayıp Mazhar Bey ile Reyhan Hanım'ın bugün nikah var mı? Ona göre program yapacağım diyor. Ararsa ona söylerim. Hem belki bu sefer bir mucize olur da çifte nikah kıyarız. Çok konuşma. Şimdi sana bir İbrahim Sadri şiiri okurum. Görürsün gününü. Mazhar Bey, beyaz eşya reklamı için neler düşündünüz? Nasıl bir çalışma hazırladınız acaba? Önder Bey, beyaz eşya reklamı için Türkiye'nin en tanınmış, en meşhur köşe yazarlarından Sayın Bahattin Özduman Bey ile anlaştık. Reklamda köşe yazarımız beyaz eşyayı alıp satıcının kafasına vuracak, kafasını yaracak. Pekmezler böyle şarıl şarıl akacak. İlginç. Bir prova görelim bakalım. Tabii. Bahattin Bey, konuştuğumuz gibi koliyi kaldırıp patron Müfit Bey'in masasına götürür müsünüz? Götüreyim. Evet. Müfit Bey'in masasına doğru. Şu karşı. Çok güzel. Olmuyor mu? Kaldıramıyorum. Sayın Özduman, biraz daha kuvvetli lütfen. Hoppala. Hadi. Ne olacak şimdi? Merak etmeyin, bir çaresine bakacağız. En iyi yazar, en kuvvetli yazar anlamına gelemiyor demek. Eğer sen bu reklamı beceremezsen hangi patrondan nasıl bir tekme yiyeceğini düşün. Beceriksiz herif. Kaldıramıyor. Kaldıramıyorsunuz, evet. Niye böyle sinirli ya? Vallahi. Oruç tutuyor, ondandır. Oruç mu? Önder Bey gibi bir sosyalist hem de. Evet, ülkeye sosyalizmin gelmesi için teravih namazında dua ediyor. Vay canına, ilginç. Daha da ilginci, Tuzcu Baba'ya 10 kilo tuz adamış. Ne? Sosyalizmin geldiği gün Tuzcu Baba da 10 kilo tuz dağıtmış. Duyar bana, şşş. Duyar bana, duyar bana. Hala kalmıyor ya. Ben
bana bak. Reyhan'ı arayıp haber vermiş miydin? Ha, onu unuttum ben. Dur hemen arayayım. İnşallah evdedir. Evdedir canım. Nerede olacak? Alo Reyhan, ne haber? Pardon, tanıyamadım. Ben Firdevs. Şimdi hangi Firdevs? Menkıbe Hanım'ın kızı Firdevs mi? Yoksa Mansar Bey'in kız kardeşi Firdevs mi? Her ikisi de zaten aynı Firdevs oluyor. Yani ben oluyorum Reyhancığım. Aa, merhaba Firdevs, ne haber? Yılbaşında bir planın yoktur inşallah. Olmaz olur mu? Var tabii ki. Evde oturup televizyon seyrederek gireceğim yeni yıla. Televizyonda dansöz çıkacakmış da. Reyhancığım, dansözlerden genelde erkekler hoşlanır. Kadınlar değil canım. Anne, şu kızla sen konuş Allah aşkına. Ya ben bu kızla telefonla konuşmaktansa Uçen'in bana boruyla sarımsak üflemesini tercih ederim. Deli etti beni hadi. Hadi ben bakarım. Alo, Reyhan. Ben Menkıbe. Aa, nasılsınız Menkıbe teyze? Sağ ol kızım, iyiyim. Bak ne diyeceğim. Yılbaşını masarlarda kutlayacağız. Sen de gelsene. Aa, tamam o zaman ben de geliyorum. İyi kızım, o zaman görüşürüz. Tamam, hadi güle güle. Ay, aman nihayet anladı. Doğumun ipi kaytan, sırtımda kalmadı imtihan. Verin ağlar bahşiş verin, alayım sırtıma imtihan. Hoppala. Ay bir yaşıma daha girdim. Bu ne hal Gazanfer Bey? Hem davulculuk hem de Nuhal Baba işi kaptım. Aa, Gazanfer Bey, görüşmeyeli gülmeniz ne kadar değişmiş. Yok canım, ben normal gülüyorum. Bakın. Ho 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 ho. Nuhal Baba gülüşü. Nuhal Baba olduğum için öyle gülmem gerekiyor ya. Ho 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 ho. Pek hoşmuş. Bakın, bu yılbaşını masarda hep birlikte kutlayacağız. Siz de gelin, bekleriz. Gelmez miyim efendim? Şimdi müsaade ederseniz ben gitmeliyim artık. Hadi hoşça kalın. Güle güle Gazanfer Beyciğim. Davulun ipi kaytan, sırtımda kalmadım intihar. Ben karışık pizza yemek istiyorum. Aa, yine bir harika pizza yiyeceğiz ya. Kız, ben siz yemeğe çıkmıyor musunuz? Ben çıkmıyorum. Eğer bu işi halledemezsem yemek niyetine Önder Bey'den fırça yiyeceğim. Afiyet olsun kanka. Sağ ol, aman Allah'ım. Şuraya bak. Reklamda oynasın diye tuttuk, memleketin en iyi köşe yazarını getirdik. Adam yazılarında memleketi kurtarıyor. Burada şu ufacık koliyi kaldıramıyor. Adam haklı ha. Kaldıramazdım. Yeni yılı masajcımla beraber baş başa geçireceğim gözüm ablacığım. Çok mutluyum. Ya hadi gözün aydın Ruhsar'cığım. Gözüm abla, sen sabahtan beri ne yapıyorsun burada? Bu görmüş olduğum piyango bileti en büyük ikramiyenin çıkacağı bilet oluyor Ruhsar'cığım. Ve bu bileti benim fani kocam Saadettin çekecek. Bunun sana ne faydası olacak? Kalp hastası olan Saadettin'im büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrenince küt anında bu tarafta. Vay canına, sen işi bayağı ilerletmişsin be gözüm abla. Peki o diğer şeyler ne? Saadettin'imin ufak tefek günahları olduğu için benim yanıma gelmeden önce birazcık cehennemde misafir edilecek. Cehennemden çıktıktan sonra da her tarafı yanık içinde olacağı için ona bu yanık merhemlerini hazırladım Ruhsar'cığım. Akşam için sarayın özel Ramazan yemeği damla sakızlı süt dana kapama yapayım diyorum. Ne dersin? Hani yiyecektik anne? Aa, doğru ya. O zaman hindi dolması yaparız. Anne, farkında mısın? Bir şeyler eksik. Yok canım, her şey tamam. Yemek için gerekli bütün malzemeleri aldık. Yok yok, yemek malzemeleri değil. Gel gel, göstereyim sana. Gel gel çık. Dur bakalım yine ne var? Hayır. Bak. Nedir bakayım? Yılbaşı süslerimiz eksik. Ben en iyisi gidip alayım da evin her tarafını şöyle bir güzel süsleyelim anneciğim. Tabii ya. Herkes bizim masar gibi uyuşuk değil ki. Bak, Ruşen amcanın oğlu Seda da yılbaşı çamını ta Ağustos ayında alır, saksıya diker, sular. Ondan sonra da yılbaşı gecesi kozalaklarını toplar, sabaha kadar da fıstıklarını ayıklar. Ya. Neyse, biz de kendi çapımızla bir şeyler yaparız. Hadi görüşürüz anne. Hadi güle güle bakalım. Ha bana bak, gecikme sakın. Yılbaşı günü sokaklarda sıkı, anladın mı? Tamam. Erken gel, sinirlendirme beni. Aman, şu Ramazan'la yılbaşının da aynı güne denk gelmesini bir türlü önleyemediler gitti. Ne olur sanki yılbaşını bir iki hafta erteleyiverseler. Ama tövbe tövbe, günahıma girdim ayol nedir? Evet, bu sefer hayırlısıyla bu işi hallettik sayılır Bahattin Bey. İnşallah, inşallah. İnşallah, yok kaldıracaksın. Evet, Masar Bey evladım.
Köşe yazarlı reklam işinde ne gibi gelişmeler kaydettik acaba? Göstereyim Önder Bey. Ünlü köşe yazarı Bahattin Özdüman Bey biraz yaşlı olduğu için beyaz eşya kolisini kaldıramamıştı hatırlarsınız. Evet evet biliyorum. Bunun üzerine ben de düşündüm, taşındım, araştırdım ve çeşitli gazetelerden iki tane genç, kuvvetli, vatanla milletine bağlı ve liboş olmayan köşe yazarı buldum. Bu iki genç köşe yazarı arkadaş Bahattin Özdüman Bey'e koliyi taşımada yardım edecekler. Sonra? Sonra bozuk çıkan beyaz eşyayı satıcının kafasına atıyorlar. Evet. Hadi arkadaşlar, Bahattin Bey siz de kaldırıyormuş gibi yapın. Şimdi kaldırıyoruz koliyi, beyaz eşya kolisini, çok güzel. Ve reklamın sonuna doğru yaklaşırken koliyi patronun kafasına fırlatıyoruz. Fırlattık koliyi. Bravo, bravo, çok beğendim. Bunu hemen çekiyorum. Bir şey yok, yapma, yapmışsın oğlum. Tamam, tamam, reklam daha ediyorum. Ve reklamın sonunda Bahattin Özdüman Bey bir işi daha başarmanın mutluluğuyla altın beşik yapılır. Apo'yu yakalamak üzere Roma'ya, İtalya'ya doğru yola çıkar. Bütün yollar Roma'ya işte. Ah, ruhum hoş geldin. Hoş bulduk kocacığım, hadi hemen çıkıyoruz. Çıkıyor muyuz? Hayda, cep telefonum yok. Suat, Suat. Şu cep telefonunu bana verir misin? Al ama kapalı. Olsun, önemli değil canım. Alo, anlayamadım. Nereye çıkıyoruz hayatım? Yılbaşı alışverişine. Yiyecek, içecek, kuru yemiş, hediyeler, çamaşır falan almamız gerekiyor. Aa, tamam, tamam, anladım. Tamam, ruhum sen şimdi arabaya in, ben hemen geliyorum, hadi. Suat, niye biliyorsun bunu? Telefon kapalı. Kapalı telefon numaranı biliyorsun. Ah, kanka, benim hemen dışarı çıkmam lazım. Yılbaşı gecesi için alışveriş yapacağım. Aa, yılbaşını evde mi geçireceksin? Ha, evde geçireceğim. İyi o zaman. O halde kankamla beraberiz demektir. İkimiz, yani dördümüz. Yılbaşı gecesine üçüncü ve dördüncüleri geç kalmadan bulmak lazım. Yoksa kereviz sapları gibi erkek erkeğe kalırız. Alo? Zobroski miške pretreska? Ya lubiti biya. Zemenem Zobrovski. Omska. Türkçe bilen yok mu orada? Ne biçim Rus ticaret müşavirliği orası? Rahat konuşamıyorum da ben bu gece için iki bayan siparişi verecektim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acım ölmemiş.